Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla düzenlenen enflasyonla mücadele programına iş dünyasının önemli isimleri de destek verdi. Bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonla topyekun mücadele programını açıkladı. Programa iş dünyasından tam destek geldi. O isimlerden biri İTO Başkanı Şekip Avdagiç'ti. Bu afiş üzerinden gidelim başkanım. Diyor ki 3 ay boyunca en az %10 indirim. Siz İTO Başkanı olarak bu hamleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Fevkalade olumlu değerlendiriyorum. Bu birlikteliğin sağlanmış olması çok değerli bir resimdi. Bu sağlanarak başlanması bence zaten baştan işi kazandık. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik yeni ekonomik programın Türk ekonomisini yukarıya taşıyacağını söyledi. Enflasyonla olan mücadeledeki en kritik adımlardan bir tanesi olarak, iş dünyası olarak bunu bu şekilde görüyoruz. Önümüzdeki 3 yıllık programa bakıldığı zaman Türkiye ekonomisi üzerindeki gerçekten bu arındırılmayı tamamıyla yukarıya doğru çıkışı sağlayabilecek önemli adımlardan bir tanesi. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, grup olarak programı desteklediklerini belirtti. Bugün gerçekten Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi bakımından çok önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın Bakanımızın dediği gibi hep beraber bu enflasyonu ve dış algıyı kırmanın mücadelesini bütün sanayici ve iş adamlarının vermesini diliyorum. Ve biz grup olarak bunu her yönüyle beraber destekliyoruz. Teşekkür ederim. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, gıdada %10'luk indirimin önemli bir oran olduğuna dikkat çekti. Gıda dışında da önemli indirimleri biz bekliyoruz. KDV iadelerinin %50'sinin hemen ödenecek olması çok olumlu karşılandı firmalar tarafından. Faiz oranlarındaki %10 indirim kredi borçlarını geri ödeme konusunda güçlük çeken girişimcileri çok rahatlatacak. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy ise ekmeklik buğday ununda yeni bir kampanya başlatacaklarını dile getirdi. Bizler halkın en temel gıdası olan ekmeğin ham maddesini üretiyoruz. Bu kampanya kapsamında bizler de şu anda ekmeklik buğday unundaki fiyatı 85 TL olan bir kampanyayı tekrar başlatıyoruz. İnşallah bu süreci de atlatacağız. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya, ülkemize daha fazla döviz getirmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Sektör olarak vatandaşlarımıza hem en ucuz tatili sağlamak için, ülkemize daha fazla döviz getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.